Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda İslamiyet'te bir lokma bir hırka felsefesi ne derece uygun? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Bunu zaman zaman duymuşsunuzdur. İşte bir lokma bir hırka. Yani züht adı altında işte dünyaya önem vermemek ve bunun neticesi bir lokma bulmuşsan bu sana yeter. Sırtında da bir hırka varsa bu sana yeter. Gerisini boş ver. Bu anlamda bir anlayış. Özellikle tasavvufi, mistik akımlarda bu biraz daha ön plana çıkmış. Ama İslamiyet gerçekte bu mudur? İslamiyet buna nasıl bakıyor? Bunun üzerinde düşünülmesi ve durulması gerekiyor. Değerli izleyenlerim, zühdü bir lokma bir hırkada aramak yerine kalbin davranışlarında aramak lazım. Dünyayı kesben terk etmek değil ama kalben terk etmek lazım. Bizler şu anda dünyada yaşıyoruz. Dünyada yaşamanın da bir takım gerektirdiği durumlar vardır. Elbette bu durumların gereği de yapılmalıdır. Madem dünyada yaşıyoruz, insan dünya için çalışacaktır. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı buna en güzel örneklerle doludur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evet dünyaya aldırmamıştır ama aynı zamanda devlet başkanlığı da yapmıştır. İnsanlarla toplu halde yaşamıştır ve normal bir şekilde yemiş ve giymiştir. Ve takvayı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalpte aramıştır. Ve bir defasında kalbine işaret ederek şöyle buyurmuştur. Et takva hâhune. İşte takva buradadır. İşte takva buradadır diye tekitli bir şekilde ifade etmiştir. Ancak Hicri 3. yüzyıldan itibaren belki insanlar arasında daha böyle mistik akımlar ön plana çıkıyor ve bazı insanlar terki dünya, dünyayı böyle terk etmek bunu bir esas olarak benimsiyorlar. Din bu noktadaki tercihi reddetmez. Yani isterse bazı insanlar bu tarzda tercihte bulunabilirler ve derviş hayatı yaşarlar, bir lokma bir hırkayla hayatlarını devam ettirirler. Din bu noktadaki tercihi reddetmiyor. Ama dinin doğrudan istemiş olduğu ideal ölçü acaba bu mudur? İnsanlar bir lokma bir hırka felsefesiyle mi yaşamalı? Bunun üzerinde durmaya ve düşünmeye değer. Şunu görüyoruz ki İslam tarihine baktığımızda Müslümanlar çok büyük medeniyetler de meydana getirmiş. Mesela bir Abbasiler, bir Selçuklular, bir Osmanlılar, bir Endülüs Emevi Devleti. Bunlara baktığımızda bu insanlar dünyayı imar da etmişler. Hatta başlangıçta Peygamberimiz dönemine baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı terk etmemiş. Dünyayı kalben terk etmeye çalışmış ve takvayı kalben terkte aramış. Ama doğrudan dünyanın içinde dünyanın işlerini de görerek diyelim bir yandan aile hayatı, bir yandan devlet idareciliği bunları hepsini beraberce yürütmeye çalışmış. İbrahim bin Ethem var. Bu zat meşhur dervişlerdendir. Kendisi Belh şehrinin sultanıydı. Ama bir takım böyle değerlendirmelerden sonra tacı tahtı bırakıp kendisi derviş olmayı tercih etti. Ve bunun neticesinde maneviyat sultanlarından birisi oldu. Sonraki devirlerde kendisinden bahsedilen ve kıssaları anlatılan büyük bir zat oldu. Abdülkadir Geylani bir başka maneviyat sultanı. Ve Abdülkadir Geylani İslam tarihinde gelmiş geçmiş en büyük zatlardan bir tanesi. Abdülkadir Geylani İbrahim bin Ethem'in durumunu değerlendirirken diyor ki eğer diyor İbrahim bin Ethem benim dönemimde yaşasaydı tacı tahtı bırakmasını tavsiye etmezdim. Ve derdim ki madem Allah sana böyle bir taht, böyle bir saltanat nasip etmiş, bununla Allah'ın dinine hizmet et. Bununla insanlara faydalı ol. Bunu tavsiye ederdim diyor. Burada şöyle bir incelik görüyoruz. Evet İbrahim bin Ethem tacı tahtı bırakmıştır ve zahit bir insan olarak dünyaya hiç önem vermeyen biri olarak bir lokma bir hırka felsefesiyle yaşamıştır. Bunun neticesinde veli bir zat haline de gelmiştir. Gönül sultanlarından birisi olmuştur. Ama ideal boyut bu değildir. İdeal boyut Abdülkadir Geylani'nin dikkat çektiği tarzda
şayet böyle bir saltanat verilmişse bu saltanatın hakkını vermek. Mesela dört halifeye bakıyoruz. Müslümanların ilk dört halifesi. Bunlar aynı zamanda dünyevi noktada idari mekanizmada yer aldılar. Müslümanların sultanı, halifesi oldular. Tacı tahtı bırakmadılar. Ama diyelim ki böyle bir halifelik makamına seçildiklerinde de buna aldanmadılar. Kendilerini yüksekte görmediler. Yine bir vatandaş gibi sade bir hayat yaşamaya çalıştılar. Hazreti Ömer çok geniş toprakların sahibiydi. Ama görüyoruz ki zahit bir hayatı var. Ve bu şekilde uygulamaları var. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki bir insan taç sahibi olabilir, taht sahibi olabilir ve bununla Allah'ın dinine hizmette edebilir. Dolayısıyla bazı insanların İslamiyet'te bir lokma bir hırka felsefesi varmış zannetmeleri bu doğru değildir. İslamiyet bunu reddetmez, o ayrı mesele. Ama doğrudan ideal boyut bu değildir. Kur'an-ı Kerim'de ruhbanlıkla alakalı şöyle bir ayet görmekteyiz. Malum ruhbanlık Hristiyanlık aleminde çıkan bir durum. Bir din zümresi, din adamları grubu ortaya çıkıyor ve bunlar dünyayı tümüyle terk ediyorlar. Manastırlarda ibadete kendilerini veriyorlar ve daha çok ruhani bir hayat yaşamayı tercih ediyorlar. Cismani zevklerden uzak, ruhani bir hayat yaşamayı tercih ediyorlar. Bunlara ruhban denilmiş. İşte Kur'an-ı Kerim bunlarla alakalı bize şunu bildiriyor. Ve rahbaniyeten ibtedauha. Bir de onlar ruhbanlık diye bir şey çıkardılar. Ma ketebna aleyhim. Biz onlara böyle bir şey yazmamıştık. Yani böyle bir şeyi onlara farz kılmamıştık. Ama fema ra'uha hakka riayetiha. Onun da hakkını vermediler. Yani bir ruhbanlık diye ortaya çıktılar. Kendilerine farz kılınmayan bir şeyi farz gibi telakki ettiler ama onun gereğini de tam yerine getirmediler. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Nur suresinde şöyle buyuruyor. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle er kişiler vardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ı anmaktan, namazlarını kılmaktan, zekatlarını vermekten alıkoyamaz. Bunlar bakın ticaretle meşgul, alışverişle meşgul ama kalpleri Allah ile beraber. İdeal boyut budur. Dünyayı çalışma itibariyle terk etmek değil, kalben terk etmektir. Kişi bunu yapabildikten sonra dünyanın en yüksek makamına isterse yükselebilir. Dünyanın en büyük zengini olabilir. Bunlarda herhangi bir vebal yoktur. Ama zenginliğin hakkını vermek şartıyla, makamın hakkını vermek şartıyla. Bunu yaptığında makam kendine mübarek olsun, zenginlik kendine mübarek olsun. Mesela Hazreti Osman zenginliğiyle meşhur sahabelerden biriydi. Ama Hazreti Osman zenginliğiyle asla mağrur olmadı ve o zenginliğini Allah yolunda kullandı. Zaman zaman Şam tarafından gelen kervanlarını tümüyle Allah yolunda fi sebilillah tasadduk etti. Ve Hazreti Osman kazandı. Böyle yapmakla çok kazandı. Satsaydı yine kazanacaktı ama Allah yolunda vermekle çok daha fazla bir şekilde kazanmış oldu. Kur'an-ı Kerim'de fi sebilillah ifadesi değişik yerlerde geçer. Allah yolunda anlamında. Eğer bir hareket Allah yolundaysa kıymet kazanır. Allah yolunda saltanat, Allah yolunda zenginlik, Allah yolunda harcanan bir zenginlik. Bunlar çok güzel şeylerdir. Ama Allah yolunda değil de nefsi tatmin etmek için para, nefsi tatmin etmek için makam, egoyu tatmin etmek için bir takım böyle zevkler, lezzetler. Bunlar eğer vesilelikten gayeliğe yükselecek olursa o insan artık manen düşüyor demektir. Manen sukut ediyor demektir. İnsan cismani zevkleri tümüyle terk mi etmeli? Hayır. Cenab-ı Hak helalinden bunları insanlara nasip etmiştir. Helalinden bir insan bu zevklerden istifade edebilir. Ama haram yolu hiç hatırına bile getirmemeli, hayalinden bile geçirmemeli. Böyle yaptığı zaman nasıl ki insanda hem cisim var hem ruh var, cismin hakkını da vermiş olur. Öte yandan ruhun da hakkını vermiş olur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam اَعْتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ buyuruyor. Her hak sahibine hakkını ver. Sahabelerden bir tanesi
evliliği terk etmek istiyor. Bir başkası gece gündüz oruç tutmak, ibadet etmek istiyor. Bir başkası dünyayı terk edip böyle insanlardan uzak yerlerde bir mağarada hayatını geçirmek istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şunu söylüyor. Bakın diyor, ben peygamberim ama ben evliyim. Aynı zamanda ben işte aile hayatım var, diğer meşguliyetlerim var. Bazen oruç tutuyor, nafile oruç olarak. Bazen de iftar ediyorum. Ve ideal boyutun bütün bunları beraberce yapmak olduğunu ifade ediyor. Yoksa bir insan tümüyle terki dünya etse, diyelim ücra bir yere gitse, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle hayatını geçirse, bu insan Cenab-ı Hakk'ın makbul veli bir kulu haline gelebilir. Ama şehir hayatında yaşasa, insanlarla daha böyle iç içe olsa çok daha fazla sevap kazanabilir. İşte biraz önce bahsettiğim hadisin son kısmında Peygamberimiz onu da söylüyor. Yemin ederim ki diyor, sizden birinin sabah bir miktar, akşam bir miktar Allah yolunda yol alması bu gibi dünyayı terk etmesinden çok daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak hepimize dengeli bir hayat nasip eylesin. Kalben züht mertebesini hepimize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.